Merhaba, ben Madison Maxey. Akıllı giyim ve akıllı yumuşak ürünler için akıllı kumaşlar tasarladığım Lumia isimli bir şirketim var. Söz konusu tekstil olunca sınırsız gelişimden bahsedebiliriz. Ben de Danielle Applestone. Other Machine adlı bir şirketin CEO'suyum. Masaüstü frezeleme makineleri üretiyoruz. Frezeleme makinesi 3 boyutlu bir nesne üretmek için döner eksende çalışan kesici bir aleti kullanılan malzeme üzerinde hareket ettirir. Tüm bilgisayarlar aslında 4 temel işlemi yerine getirir. Bilgiyi girdi olarak alırlar, depolarlar, işlerler ve çıktı olarak sunarlar. Bu işlemlerin 4'ü de bilgisayarların farklı yerlerinde yapılır. Bilgiyi dış dünyadan alarak bilgisayarın ikili sistemine dönüştüren girdi cihazları vardır. Bilgiyi depolamak için hafıza, işlemek için de merkezi işlem birimi olarak bilinen CPU ve çıktıyı dış dünyanın anlayacağı bir forma geri döndüren çıktı cihazları. İsterseniz önce girdi hakkında konuşalım. Bilgisayarlar girdiyi farklı şekillerde alabilirler. Bunlara örnek olarak bilgisayarın klavyesi, telefonun dokunmatik ekranı, kamera, mikrofon, GPS, arabanın sensörleri, termostat ya da bir drone'u verebiliriz. Girdinin çıktıya dönüşürken hangi yolları izlediğini öğrenmek ister misiniz? Klavyenizde bir tuşa, örneğin B harfine bastığınızda, klavye bunu bir rakama dönüştürür. Bu rakam, ikili sistemde yani 0 ve 1'lerden oluşan sistemde bilgisayara giriş yapar. CPU bu rakamla başlayarak B harfini nasıl göstereceğini piksel piksel hesaplar. Hafızadan B harfinin nasıl çizileceğine dair komutlar istenir. CPU bu komutları çalıştırır ve sonuçları pikseller olarak hafızaya alır. Son olarak piksel şeklindeki bilgi ekrana ikili sistemde gönderilir. Ekran ikili sistemde aldığı bilgiyi gördüğümüz ışık ve renklere dönüştüren bir çıktı cihazıdır. Tüm bunlar göz açıp kapayana kadar gerçekleşir. Ama bilgisayarın tek bir harfi gösterebilmek için binlerce komutu aynı anda çalıştırdığını unutmayın. Az önceki örnekte çıktı cihazı bir ekrandı. Ama daha birçok farklı çıktı cihazı var. Bu çıktı cihazları bilgisayardan aldıkları ikili sinyalleri dış dünyaya uyarlarlar. Mesela bir hoparlör ses oynatırken 3 boyutlu bir yazıcı bir nesneyi yazdırır. Çıktı cihazları fiziksel hareket de içerebilirler. Bir robot kol, bir arabanın motoru ya da benim şirketimin ürettiği frezeleme makinesinin kesici ucu. Yeni girdi ve çıktı çeşitleri bilgisayarların dış dünya ile olan etkileşimlerini çeşitlendiriyor. Bu gelişmeler hafızanın büyüklüğü ve hızındaki gelişmelerle CPU'daki gelişmeler sayesinde gerçekleştirildi. Bir görev ne kadar karmaşık ya da girdi ile çıktının içerdiği bilgi ne kadar çoksa bilgisayarların daha fazla işlem gücüne ve hafızaya ihtiyaçları olur. Klavyeye basıp da ekranda yazdıklarınızı görmek kolay olabilir ama karmaşık 3 boyutlu grafikleri yapmak ya da yüksek çözünürlüklü bir film kaydetmek için günümüzdeki bilgisayarların bilgiyi işlemek amacıyla birden fazla CPU'su depolamak için de büyük hafızaları vardır. Bilgisayarlarla ne yapmak istediğinizden bağımsız olarak dış dünyadan gelen bilgiler bilgisayarlara girdi olarak verilir. Bilgisayarlar bu bilgileri depolar, işler ve size çıktı değeri olarak sunar.